Alev oraya kadar gidiyor. Düşerse patlar mı el bombası? Yüzlerce bomba patladı. 25 asker şehit oldu. Murat, bak diyor ki çivi çakıyorlardı diyor. İçine gelse, fünyeye denk gelse. Yaşanan facia bir ilkti. İlk kez bir cephanelik bu şekilde patladı ve tam 25 asker yaşamını kaybetti, şehit oldu. Afyonkarahisar'daki cephanelik patlamasının ardındaki sır perdesini kaldırmak için harekete geçen askeri savcı, patlamadan yaralı kurtulan askerleri olay yerinde sorguladı. Askerler patlamadan önce el bombası dolu sandıklara çivi çakıldığını anlattı. Peki o çivi içeri malzemeye de gelmez mi? Gelmez komutanım. Gelmez mi? Hayır, yandaki kulp kısmı var ya komutanım. Kulp kısmının tuttuğu bir tahta vardır. Onun oraya takılır, diğeri de onun çakılır, içeri girer. Murat, bak diyor ki çivi çakıyorlardı diyor. Çaktıkları çivi sandıkları içine tutturmak için sanırım. Evet komutanım. İçine gelse, fünyeye denk gelse. Gelir mi? Gelmez komutanım. Büyüklüğüne. Yok komutanım. Bizimdeki en büyük çivi şöyle beşliklerde. Askerler el bombalarıyla dolu kasaların bazılarının ağırlığının 100 kilogramı bulduğunu söyledi. Bunun üzerine savcı o kritik soruyu sordu. İpi kopup yere düştü mü sandık? Hiç öyle bir olay oldu mu? Oldu, biz tuttuk ama. Tuttunuz. Kaç kere oldu? O bir kere oldu. Kamyona yüklediğimiz birçok kasa daha büyüktü. Ve 4 kişi zor kaldırıyorduk. Onun için kamyona yüklerken kamyonun kenarına çarptı. Kasa içeri düştü, devrildi. El bombaları da dökülmüştü. Dökülmüştü. Peki o el bombalarının fünyeleri var mıydı? O Türk bombalı, Türk yapım bombalı. Ya, fünyesi yoktu. Fünyeleri yoktu. Sorgu sırasında yaralı erlerin yanında istifleme çalışmasını denetleyen depo sorumlusu Üsteğmen de vardı. Sen olay yerinde değildin değil mi? Patlamasız olsan değil, zaten burada olmazdın komutanım. Yani. Değildim komutanım. Nereye gitmiştin? Yarım saat civarında karargah lavaboya gitmiştim. Peki sen niye lavaboya gidiyorsun? Arazi buralar, hep lavabo. Komutanım telsiz de alacaktım ben nöbetçiydim. Onun öncesinde gittin mi? Gittim komutanım. Ben niçin zaten gittin? Komutanım bizim ot faaliyetimiz de devam ediyordu aynı zamanda. Ot toplama ve bidonların boyaya verilmesi. Peki bu şeyle ilgili size yazılı bir emir verildi mi? Günlük emir veya? Verilmedi komutanım. Askeri savcı patlamadan kurtulanları dinlemekle yetinmedi. Hermetik kutularda boş arazide el bombalarıyla testler yaptırdı. Patlama gerçeğinin aynısıyla aydınlatılmaya çalışıldı. Test görüntüleri rapora eklendi. Raporda sadece imha edilen bomba testleri değil, patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı. Testlerden çıkan sonuca gelince, patlama bir kaza sonucu oluştu ve sonuç rapora istifteki sandıkların devrilmesiyle olmuştur ifadesiyle girdi.